Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Osmanlı'daki kardeş katli meselesini değerlendirdi. Haydar Baş bu kritik konuya ayetler ışığında yaklaştı ve kardeş katliyle İslam inancı birbirinden çok farklıdır dedi. 700 senelik sır nihayet gün yüzüne çıktı. Osmanlı Devleti'nde kardeş ve evlat katli konusu bugün konuşulmaya başlandı. Devlet ebed müddet anlayışıyla kundaktaki bebekleri dahi toprağa gömdüren siyaseten katil olayı Fatih Kanunnamesi'ndeki şu fermana dayandırılır. Evladımdan her kime ki saltanat müesser olursa nizamı alem için karındaşını öldürebilir. Ekseri ulema dahi tecviz etmiştir gerektiğinde anınla amil olunur. Devletin devamı gerekçesiyle yapılan bu vahşet elbette Fatih ile başlamadı. Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren padişahların bu işi yaptırdığının vesikaları bugün tezlere konu edilen hakikatlerdir. Kuruluş devrinden itibaren evladını veya kardeşlerini öldürten padişahlar şöyledir. Osman Gazi amcası Dündar Bey'i katlettirmiştir. Birinci Murat kardeşleri Halil ve İbrahim Bey'i kendi oğlu Savcı Bey'i katlettirmiştir. Yıldırım Beyazıt kardeşi Yakup Bey'i öldürtmüştür. İkinci Murat amcası Mustafa'yı ve kardeşi Mustafa'yı öldürtmüştür. Fatih Sultan Mehmet kardeşi Ahmedi ve İstanbul'un fethi aşamasında Orhan isminde bir şehzadeyi katletmiştir. İkinci Beyazıt kardeşi Cem Sultan'ın oğlu Oğuzhan'ı öldürtmüştür. Yavuz Sultan Selim 8 yeğenini katletmiştir. Yine Yavuz kardeşi Korkut ve Ahmedi öldürtmüştür. Kanuni Sultan Süleyman Rodos'un fethinde Cem Sultan'ın oğlunu ve onun oğlunu idam ettirmiştir. Kanuni oğlu Mustafa'yı ve onun oğlu Mehmet'i, diğer oğlu Beyazıt ve onun beş oğlunu katletmiştir. 3. Murat 5 kardeşini öldürtmüştür. Üçüncü Mehmet 19 kardeşini katletmiştir. Yine üçüncü Mehmet oğlu Mahmut'u öldürtmüştür. İkinci Osman kardeşi Mehmet'i katletmiştir. 4. Murat, kardeşleri Beyazıt, Süleyman ve Kasım'ı öldürtmüştür. 3. Osman, amcazadesi Şehzade Mehmet'i katletmiştir. Tarihi, İslam'ın sancaktarı olarak yazılmış Osmanlı İmparatorluğu'nun bir din devleti olduğu söylenmektedir. Hatta siyaseten katil vahşeti Fitne adam öldürmekten daha kötüdür manasındaki ayetlerin ardına setrelenerek sanki devletin devamını engel halleri ortadan kaldırmamak adam öldürmekten daha tehlikelidir gibi bir bahane üretilmiştir. İslam inancındaysa durum çok farklıdır. Cenabı Hak kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.'' buyurur. Maide suresinin 32. ayetinde ise şöyle buyurulur. ''Kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.'' Hazreti Peygamber haksız yere bir Müslümanın öldürülmesinin vebalini şöyle buyurmuştur: Kim yarım sözcükle de olsa bir Müslümanın öldürülmesine yardım ederse kıyamet gününde yüce Allah'ın huzuruna alnına bunun Allah'ın rahmetinden nasibi yoktur diye yazılmış olarak getirilir. Yüce Allah'ın her günahı mağfiret buyurması umulur. Ancak bilerek mümini öldüren veya kafir olarak ölen kimse hariçtir. Haksız yere cana kıymanın İslam itikadındaki hükmü yukarıda beyan ettiğimiz ayetler ve hadislerle ortadayken bu hükme ters düşen bir görüş hangi bahaneyle olursa olsun hak değildir, batıldır. Böyle bir görüş Allah'ın hükmünün yerine kendi hükmünü koyarak icraatta bulunmaktır ki bu bir manada Rab'lik iddiasıdır. Zaten Hristiyanların batıla sürüklenmesinin bir sebebi de Allah'ı bırakıp din adamlarını Rab edinmeleriydi. İslam hukukunun ana kaynakları Kur'an-ı Kerim, hadis, icma ve kıyası fukuhadır. Hiçbir hüküm Kur'an ve sünnete aykırı olamaz. Hal böyleyken bir din devleti olduğu iddia edilen Osmanlı İmparatorluğunda ayet ve hadise aykırı bir şekilde evlat ve kardeş katlinin izahı mümkün değildir. Gelinen nokta Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam'la alakası olmadığını ortaya koymaktadır. Bazı eserlerde evlat ve kardeş katli konusunda siyaseten katlidir ve devletin devamı içindir savunması yer alır. Ancak siyaseten katlin devletin devamıyla da alakası yoktur. Zira padişahların evlatlarını veya kardeşlerini yani kendilerinden sonraki neseplerini öldürtmelerinin gerekçesi devlet adına gelebilecek bir zarar engellemek değil, iktidarlarını muhafaza gayesiyle dir. Yani tamamen nefsidir ve şahsi ihtirastan kaynaklanmaktadır. Kundaktaki bebeklerin dahi boğdurulmasının başka şekilde bir izahı yapılamaz. Adalet huzuruna çıkıp suç işlediği kesinleşmemiş bir insanın geleceği hakkında hüküm vererek yaşamına son vermek asla ve kat'a mümkün değildir. Hele din devleti olarak ortada bulunan bir kurumun siyasetinin Kur'an ve hadis uygulamalarına ters düşmesi Müslümanlıkla bağdaştırılamaz.